Herkese tekrardan merhabalar. Ben Çağlar Ali Doğan. Kanalım Çali Kostüm ve Aksesuar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle dün vizyona giren Solo filmini konuşacağız. A Star Wars Story Solo isimli film. Han Solo'nun geçtiğini anlatıyor. Bildiğiniz gibi spoiler vermeyeceğim. Filmi sadece böyle 3 aşağı 5 yukarı kendi gördüğüm şeylerle incelemek istiyorum. Geçelim filme, başlayalım konuşmaya. İlk öncelikle yönetmen. Yönetmenimiz Ron Howard. Kendisi Rush, Da Vinci Code, Angels and Demons, Frost and Nixon, Apollo 13, Cinderella Man, A Beautiful Mind. 1977 yapımı Grand Theft Auto filmlerinin yönetmeni. Gayet geniş bir filmografisi var diyelim. Bayağı sağlam filmler yönetmiş bugüne kadar. İyi de bir yönetmen zaten, bu filmlerden de belli oluyor. Bu filmde de başarılı bir iş çıkarmış. Ben filmi gayet beğendim ama film üzerine daha sonra konuşacağız. Sadece kısaca yönetmenden bahsetmek istedim. Yönetmene değmişken bir şey daha demek istiyorum. Kendisinin kızı Bryce Dallas Howard. Kendisini ilk defa Spider-Man 3'te görmüştük. Gwen Stacy oynuyordu. O günden beri bulabildiğim her filmini izlemeye çalışırım. Jurassic World'de de çok başarılı işler çıkarıyor. Yani ne güzel kız ya. Maşallah, maşallah diyorum. Geçelim, devam edelim. Oyuncularımıza geçelim. Öncelikle Han Solo karakterini oynayan oyuncumuzla başlayalım. Kendisinin ismi Alden Ehrenreich. Yani böyle Almanca gibi bir soy isim var. Tam olarak böyle mi okunuyor emin değilim ama yani Google Translate'e tercüme ettirdiğimde, okuttuğumda buna benzer bir şey söyledi. Ben de onu söylemeye çalıştım size işte olduğu kadar. Genç Han'ı nasıl oynamış derseniz kötü değil ama belki de Han Solo'nun gençliği böyleydi. Öyle demek lazım. Ondaki o alaycı tavrı, umursamaz ama aynı zamanda umursayan tavrı tam olarak göremedim. Bu tabii sadece oyuncuya bağlı değil. Hani senaristlerin ne yazdığı, yönetmenin ne istediğine göre değişen bir şey. Ancak dediğim gibi yani bizim bildiğimiz Han tam olarak böyle bir Han değildi. Dediğim gibi sonuçta bildiğimiz Han'ı değil, bildiğimiz Han'ın öncesini, bildiğimiz Han'a nasıl geldiğini anlattıkları için bu tarz farklılıkları belki de normal kabul etmek gerekiyor. O yüzden ben performansını başarılı buldum. Hani kötü değil, gayet iyi oynamış. Başka filmlerini de hiç izlemedim. O yüzden başka filmlerle kıyaslama yapamayacağım. Hani diğer filmlerde şöyleydi, böyleydi diyemiyorum. Ama ben buradaki performansı çok başarılı buldum. Çok da beğendim. Bir diğer oyuncumuz Woody Harrelson. O da Beckett isimli karakteri oynuyor. Bir kaçakçı. İşte Han Solo'nun kaçakçı olmasına sebep olan, ona ilham veren kişi gibi bir rolü var. Ya yani Woody Harrelson'ı tarif etmeye gerek var mı bilmiyorum. Now You See Me serisi. The War of the Planet Apes. Seven Psychopaths, Zombieland ve en son Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filminde de oynadı kendisi ki gayet başarılı performanslar sergiliyor. Oyunculuğunu zaten tartışmaya gerek yok. Açlık Oyunları serisinde falan da oynamış ama ben o seriyi izlemedim, izlemeyi de düşünmüyorum. Oradaki performansı nasıldır o yüzden çok bir yorum yapamayacağım ama ben genel olarak zaten oyunculuğunu beğeniyorum. Burada da aynı şekilde yapması gereken her şeyi yapmış yani mimiği, duruşu, karaktere bürünüşü, hikayenin içerisindeki akışı. Hepsi çok iyi. Woody Harrelson'da gayet rolün altından kalkmış. Gelelim kumarbazımız Lando'ya. Donald Glover canlandırıyor. Yani Lando normalde Star Wars evreninde önemli bir karakter. Biliyorsunuz Buldu Şehri vesaire bilmem ne. Eski filmleri izleyenler hatırlayacaktır. Yaptıklarını, yapamadıklarını vesaireyi, ihanetlerini. Burada da Lando karakteri ilginç ama sevimli bir karakter. Hani o kumarbazlığını falan çakallıklarını görüyorsunuz. Donald Glover'ın oyunculuğu için bir şey diyemeyeceğim. Kendisini daha önce Spider-Man Homecoming filminde Aaron Davis rolüyle izledik. O da kısa bir roldü zaten. Hani bu otomobil soygunu vesaire sahnesini hatırlayanlar işte örümcek adamın yeni kıyafetiyle gelip ilk suçu engellemesi falan filan mevzusunda geçen arkadaştı. Bir de kendisi Martian filminde Rich Purse'lu karakterini canlandırmıştı. Orada da böyle dahi ama sosyopat arasında gidip gelen böyle bir karakteri oynamıştı. O rolünü de çok beğenmiştim. Yani o kişiyle bu kişinin aynı olduğunu hatırlamıyordum açıkçası. Filmden sonra gelip baktığımda gördüm ki hani oradaki performansını düşünerek burası için doğru bir seçim olduğuna inanıyorum. Gayet de zaten rolün hakkını vermiş. Lando karakteri dediğim gibi yani Star Wars'ta önemli ama önceki filmleri düşündüğünüzde az yer almış bir karakter. Onun da geçmişi az çok ortaya çıkıyor bu filmde. O yüzden Donald Glover da bence rolünü gayet iyi oynamış. Gelelim Chewbacca'ya, sevimli dostumuza. Biliyorsunuz Chewbacca'nın kostümü içerisinde yıllarca Peter Mayhew yer aldı. Ama artık kendisi çok yaşlı. Yani bu rolü kaldıramayacak durumda. Boyunun uzunluğu vesairesi zaten fiziksel olarak dik durmasını zorlaştırıyor. Bildiğim kadarıyla bir bastonla geziyor sürekli. Kendisi sadece Force Awakens'ta sanırsam cameo olarak yer aldı. Yani kısa bir süre falan oynatıldı. Tam emin değilim. Ama artık karakteri, kostümünü giyen, onu canlandıran yeni bir oyuncumuz var. Yonas Suotamo isimli Finli bir eski basketbolcu aslında. Çok fazla film kariyeri yok ama sadece boyundan belki de başka yeteneklerinden bu role uygun görüldü. Ve kendisi yeni üçlemede
Yani Chewbacca'nın olduğu her yerde artık kostümü o giyiyor, öyle söyleyelim. Chewbacca'nın yaratılışında ilginç bir hikayesi vardır. Onu Lucas köpeğine bakarak falan tasarlamış. Bunu anlatmıştı zamanında bir belgeselde, kitaplarda vesaire de geçer. O yüzden Chewbacca'yı her gördüğümde aklıma o gelir. Yani bir adamın hayal gücünün ne kadar geniş olabileceğini. George Lucas kelimenin tam anlamıyla bir film tanrısı. Yani bu ötesi yok. Böyle bir sagayı yaratmak. Neyse, bu başka bir videonun konusu olur. Biz Solo'ya geri dönelim. Dryden Vos karakterini ise Paul Bettany canlandırıyor. Kendisini Marvel Sinematik Evreni'nde Vision canlandırırken görmüştük daha önce. O da başarılı bir oyuncu. Kötü adam rolü de çok gitmiş. Böyle ilginç gidiş gelişleri var. Çok fazla yer almıyor filmde. Yani süresi kısa belki ama önemli karakterlerden biri olarak arıza endam ediyor diyelim. Özellikle bağlı olduğu kişiler ortaya çıktıkça daha da şaşıracaksınız. Yani filmde böyle küçük sürprizler var. İzlemeyenler için şimdi spoiler vermek istemiyorum ama ben görünce öndeki koltuğu tekmeleyecek hale falan geldim. Hani o kadar heyecanlandım. O yüzden bir an önce izlemenizi tavsiye ederim. Son olarak oyunculardan bir kişiye değineceğiz. Tabii ki Emilia Clarke. Yani ve Tanrı kadını yarattı demek istemiyorum. Çok o mevzulara girmeyeyim diyorum ama oyunculuğu zaten çok iyi. Güzelliğine lafım yok. Kira karakterini de çok iyi canlandırmış. Yani ben burada şimdi anlatmaya başlarsam çok uzar. Yani çok uzar. O yüzden Emilia Clarke. Gelelim filmin senaryosuna. Jonathan and Lawrence Kasdan baba oğul birlikte yazmışlar. Jonathan oğul, Lawrence baba bunlardan. Jonathan daha yeni sektörde. O yüzden ona çok böyle değinmeyeceğim. Ancak Lawrence Kasdan Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Force Awakens. Yani aklınıza gelebilecek Star Wars'un belki de birçok filminde çalıştı. Senaryo kısmında yer aldı. O yüzden zaten bu evrene, bu sagaya hakim bir isim. Burada da gene background'ı yazarken gayet iyi bir iş çıkarmış. Oğlunu da yavaş yavaş yetiştiriyor sanırsam. Neyse, en azından aynı ailenin içinde kalması değil de hani bilen birinin çok iyi bildiği birine aktarması belki de bilgileri güzel olur. O yüzden şimdilik ön yargılı yaklaşmak istemiyorum. Burada çünkü iyi bir senaryo ortaya çıkmış. Ben en azından öyle düşünüyorum. Lawrence Kasdan aynı zamanda Indiana Jones serisinin de senaristliğini yapmış bir adam. Yani o yüzden boş bir senaryo ekibi yok. Gayet de başarılı bir iş çıkarmışlar. Senaryo bence dolu, güzel. Tempo ağır başlayıp iyi hızlanıyor ve bitiş noktası gayet iyi. Yani bunun da bir ara film olduğunu düşünürsek, belli boşlukları dolduran bir film olduğunu düşünürsek bence her şey yapılmış. Başlangıç ve bitiş doğru noktalara yerleştirilmiş diye düşünüyorum. Tempo da ona göre güzel ayarlanmış. O yüzden senaristler bence sınıfı geçmişler. Gayet iyi iş çıkarmışlar. Filmin müziklerini John Powell el atmış. Aslında bildiğimiz klasik John Williams'ın müzikleri var filmde. Ama bunlar tabii ki mevcut sahnelere göre yeniden editleniyor vesaire, düzenleniyor bilmem ne. Bunu da başarılı yapmış. Zaten daha önceki işlerine baktım. İşte Italian Job, Happy Feet, Shrek, Kung Fu Panda. Birçok animasyonda çalışmış. Yani saydıklarıma da zaten dikkat ederseniz Ant-Man vesaire bilmem ne. Bourne serisi, X-Men Last Stand. Yani çalıştığı filmografi gayet başarılı. O da bunun müziklerini, yani John Williams'ın müziklerini düzenlerken, sahneleri uygun hale getirirken iyi işler çıkarmış. Bu filmin havasına uymuş. Yani çünkü hiçbir yerde tam olarak bir Jedi veyahut da Sith olmadığı için bence çıkmaması gereken noktalar vardı müziklerin ve o noktalara çıkmamış. O yönüyle ben beğendim. Karakterlerin olduğu kadarıyla verilmiş müzikler. O yönüyle bence John Powell'a sınıfı geçiyor. Gelelim filmin hikayesine. Yani spoiler vermeden hikayeye ne kadar değinebilirim bilmiyorum ama adı üzerinde Han Solo'nun gençliğini anlatıyor. Solo'nun ilk Lando ile tanışması, kaçakçılığa girişi, Millennium Falcon'a geçişi, Chewbacca ile tanışması, ilk aşkı, Asi'lerle tanışması ve böyle Asi tayfaya doğru yavaş yavaş kayışı vesaire bilmem ne, bunlar anlatılmış. Zaten bunları bekliyorduk. Filmde bunları gayet iyi veriyor. Ya bu Han böyle olamaz dediğiniz bir sahne yok. Gayet hepsi de evet Han Solo budur dedirtiyor ama dediğim gibi hani bazı şeyler var böyle. Han Solo'nun o alaycı ve istemem ama yan cebime koy tavrını çok fazla göremedik. Ben sadece onu biraz daha bekliyordum. Hani gençken de o kadar bir kibirinin vesairesinin olduğunu görmek isterdim ama yok. Dediğim gibi zamanla evrimleşen bir karakter olarak demek ki düşündüler. O yüzden buna da çok fazla itiraz etmiyorum. Sonuçta işin içinde Kazdan var. O daha önceki ilk üçlemenin yazarlarından olduğunu düşünürsek Han'ı hepimizden iyi tanıyordur diye düşünüyorum. Lucas'la da illaki bir danışıklı dövüş yapmışlardır. Beraber karar vermişlerdir sanırsam. Ben o yönüyle
Hikayeyi de beğendim, öyle söyleyeyim ki sürprizleri çok çok hoştu. Muhakkak izlemelisiniz. Filmin tonlarına gelirsek, Disney Star Wars'u satın aldıktan sonra Lucas'tan biliyorsunuz yeni üçleme ile ilgili çok fazla şikayet var. Çocuk filmine çevrildi, güç kavramı yok edildi vesaire bilmem ne şu bu gibisinden. Kısmen haklılar, bir şey demiyorum ama değişimden de kaçamıyoruz, yapacak bir şey yok. Yani Lucas ne yazık ki ölümsüz değil, sonsuza kadar Star Wars'un başında duramaz. Bir yerde bunu birilerine devretmesi gerekiyordu. Disney de kötü bir firma değil aslında. Yani yaptığı işlere bakarsanız Marvel Sinematik Evreni vesaire bilmem ne, hani iyi işler çıkarıyorlar. Biraz tonları düşürdüler, kabul ediyorum. Ama belki de hani yeni nesle yaymak için yapılmış bir şeydi. Tam arkasında yani illaki ticari sebepleri var öncelikle ama tam olarak sebeplerini de bilemiyoruz. Ama bu antoloji serisinde yani Rogue One, işte bu Solo vesaire gibi filmlerde tonları daha karanlık tutuyorlar. Yani o ilk üçlemeye daha yakın bir tonda işliyorlar. Bu tabii ki benim de daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok beğendim. Yani Rogue One da aynı şekilde çok beğendiğim serideki filmlerden biriydi. Bu da keza öyle oldu. Çünkü filmde o şeyi hissediyorsunuz yani imparatorluğun yarattığı dehşeti ve onun o galaksideki etkisini hissediyorsunuz. O karanlık temayı iyi işlemişler. Bu Rogue One'da da öyleydi. Burada da böyle. Buna en yakın yani bunlardan daha iyisi zaten Empire'da var. O yönüyle de bu antoloji serisi sanırsam giderek daha çok hoşuma gidecek gibi geliyor birçok üçlemeden. Bir sonraki filmin de zaten Kenobi üzerine olabileceği konuşuluyor ki kendisi favori karakterlerinden de, çok da sevinirim. Umarım öyle bir şey görürüz. Ewan McGregor'dan da bir dönüş bekleriz. Burada Star Wars'a değinmişken bir de yeni üçlemeden bahsetmek gerekiyor belki de. Şimdi şu an Force Awakens, Last Jedi ile başlayan yeni bir üçlememiz var ve gelecek filmle birlikte bu üçleme bitecek. Bir sonraki üçlemenin emanet edildiği isimler ise gayet sağlam. David Benioff ve Daniel Brad Weiss. Bunlar kim derseniz bilmeyenler için söyleyeyim. Game of Thrones dizisinin yapımcıları. Disney bu ikisiyle anlaştı ve bir sonraki gelecek Star Wars filminden sonra yeni üçleme bitmiş olacak. Yani biz belki Rey'in filmin hikayesi bir sonraki aşamaya taşınmaya başlayacak. Bu ikiliye emanet ettiler. Game of Thrones'u yani bir kitaptan çıkarıp muazzam dünyanın en başarılı dizilerinden birine çevirdiler. Kitabın da önüne geçtiler hatta. Öyle düşünmek lazım. Burada da yani elde işlenmiş daha önceden hazır bir hikaye var ve onun bir akışı var düşündüğünüz zaman. Yani 77'den beri başlayan. Üzerine çok başarılı bir şey yapıp daha çok şey koyabilirler gibi geliyor. Umarım da öyle olur. Belki de gerçek Star Wars fanların istediği o karanlık tonlara, daha sert yapıya ikisiyle bir dönüş olacak. Belki Disney burada artık hani bu üçlemeyi bu şekilde bitirecek ama bir sonrakine öyle bir hazırlık yapıyor, bilemiyorum. Onu da bekleyip göreceğiz. Bir Star Wars'tan bahsetmişken buna da değinmek istedim. Evet, benim filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yani her Star Wars hayranının görmesi gereken bir film diye düşünüyorum. Han Solo'yu seven var, sevmeyen var ki ben severim. Gayet çakal güzel bir tiptir. Yani Solo'yu sevmiyorsanız bile yine de izlemeniz gerekir. Star Wars'tan çok güzel böyle ufak dokunuşlar, dediğim gibi sürprizler vesaire var. Ayrıca hikayedeki bir boşluğu dolduruyor düşündüğünüz zaman. Muhakkak izleyin derim. Filmi izleyenler sizler neler düşünüyorsunuz? Belki ilk Star Wars filminizi izlediniz. Belki bu bilmem kaçıncı. Sizin fikirleriniz neler? Bunu aşağıda yorumlarda belirtin bana. Bunları duymaktan mutluluk duyarım. Sizlerle konuşmak, tartışmak isterim bu konuları. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz bir şeye basmayın. Sayfayı kapatın. Hayatınıza devam edin. Çok önemli değil. Yani benim moralimi bozmanıza gerek yok. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.